şeyler? Hadi kızım, hadi kalk, kahvaltı hazır. Hadi. Biraz daha sallanırsan okula geç kalacaksın oğlum. Bugün okula gitmek istemiyorum baba. Aa, o da ne demek Ahmet? Olur mu hiç öyle şey? Yıllar sonra kavuştuğum babamla oynamak, doyasıya eğlenmek istiyorum anne. Bundan sonra babam bizi hiç terk etmeyecek Ahmet. Oynamak için bol bol vaktimiz olacak. Ablan doğru söylüyor oğlum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Bol bol oynayacağız seninle. Hadi şimdi ye bakalım ekmeğini. Hadi. Hadi bakalım. Onu üzme Emi canım. Söz anne. Ablamı hiç üzmeyeceğim. Sen de bana bir söz ver baba. Çabuk döneceksiniz değil mi? Söz yavrum. Çok çabuk döneceğiz. Sizi çok özleyeceğim baba. Ahmet'e dikkat et kızım. Havalar soğudu. Üşüyüp hastalanmasın. Gece üstü açık kalmasın he? Meraklanma anne. Esas siz kendinize dikkat edin. Babamla seni böyle mutlu, umutlu gördükten sonra inan ayrılmak çok zor anne. Acele et. Öğütlerimi unutma, değil mi koçum? Öp anneni. Çabuk dönün anne. Meraklanma canım. Akşam okul çıkışı ablan gelip seni alacak. Derslerini de ihmal etme mi? Hadi bakalım, doğru okula. Sen gitmeyelim Ceylan'ım. Yok gidin. Yıllar sonra birbirinize kavuşmanızı beraberce baş başa kutlayın. Yalnız telefon etmeyi unutmayın. Yollarda dikkatli ol baba. Merak etme kızım. İner inmez hemen sana telefon edeceğiz Ceylan. Aramıza hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk Metin. Seni çok özlemiştik Ceylan. Ben de sizleri çocuklar. İkinci zil Ceylan, sınıfa girme zamanı. Ceylan! Ne oldu Ceylan? Neden ağlıyorsun? Yok hocam. Yok bir şey. Gizleme benden, bir derdin var senin. Öğretmen anne baba demektir. Hadi yavrum söyle. Annemle babamdan ayrıldım. O yüzden ağlıyorum hocam.
Neden ayrıldınız? Yıllar sonra birbirlerine kavuşmalarını, baş başa kutlamalarını istedim onlardan. Hasret gidermelerini söyledim. Onlar da 3 gün için Uludağ balayına gittiler. 3 gün dediğin nedir ki Ceylan? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Temelli gitmediler ya. Hem ne mutlu onlara ki senin gibi bir kızları var. Hadi ağlama bakayım. Bunca yıl babasız annemle, kardeşimle kahır içinde yaşadım hocam. Babamın hasretini çok çektim. Babasızlık bir kor gibi dağladı yüreğimi. Şimdi 3 günde olsa ayrılmak çok zor. Annenle baban mutlu bir olayı kutlamak için tatile gitmişler. 3 gün sonra döndüklerinde bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Sen, annen, baban, kardeşin nice mutlu günler yaşayacaksınız. Hadi bakayım şimdi doğru dersin. Senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum Nurhan. Sana yaptıklarım kahretti, bitirdi beni. Senin, çocuklarımın hasreti tüketti beni yıllarca. Ama karşına çıkmaya, çocuklarımın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum. Kızımız, güzel Ceylan'ımız olmasa biz hala birbirimizden ayrı, birbirimize hasret yaşayacaktık. Ne olur bağışla beni. Bundan böyle yalnız senin ve çocuklarım için yaşayacağım. Bir cahillik yaptık ikimiz de Orhan. Ben o siyah kara günleri unuttum. Bundan sonra yalnız senin ve çocuklarım için yaşayacağım Orhan. Konuşma dilinin bütün sadelik ve açıklığını eserlerinde gördüğümüz Reşat Nuri Güntekin, hikaye, roman, tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde Anadolu halkının gerçeklerini... Senden ve çocuklarımdan ayrı yaşadığım günleri hiç yaşamamış sayıyorum Nuran. Ya ben? Her gün biraz daha eridim, kahroldum. Ceylan'la Ahmet'in yüzüne baktıkça hep seni hayal ederdim. Bir gün dönse... Yine hep beraber mutluluklar yaşasak diye dua ederdim her gece. Allah'a şükür ki dualarım kabul oldu. Seni çok seviyorum Nuran. Ölünceye kadar da seveceğim. Ne oldu Ceylan? Niye bağırdın? Sanki yüreğime bir bıçak saplandı. Çok acıdı öğretmenim. Annenle babandan ayrılmak seni çok üzdü herhalde. Hadi kendine gel Ceylan. Bu konuyu anlamayan, soru sormak isteyen var mı çocuklar? Gel. Ceylan? Buyurun öğretmenim. Müdür bey özel bir konuda görüşmek üzere seni odasına çağırmış kızım. Biz insanoğlu dünyanın en sabırlı, en dayanıklı yaratıklarıyız. Senin de bugüne kadar yaşadığın olaylarda ne kadar cesaretli, ne kadar gururlu olduğunu biliyoruz. Yaşadığın hiçbir olay seni yıkmadı, üzdü ama yıldırmadı. Hayattan, yaşamaktan soğutmadı. Bilakis daha çok hayata bağladı. İnsan yaşadığı olaylardan yıkılmadı. Azmettiği müddetçe hayata daha sıkı sarılmayı, yaşamayı daha çok sevmeye başladığını öğrenir. İnsanın yaşamı tatlı, acı haberlerle, olaylarla doludur. Bazen çok sevinir, bazen de üzülürüz. Küçük değişiklikler olur hayatımızda. Ama kısa sürede her şey unutulur, yaşama döneriz. İşte böyle sevinçli ve kederli anları zaman zaman hatırladığımızda bazen gülümser, bazen de burkuluruz. Ama bir anlık bir düşüncedir bu. Şimdi sana vereceğim acı haber karşısında metin olmanı istiyorum.
Hadi koçum, saati susturdun ama beni susturamazsın. 5 dakikacık daha kestireyim be abi. Hey! Şşt, kalk ulan! Akşam beşik mi salladın? Tamam abi, kalkıyorum. Çakı gibisin kerata. Bir çay demledim ki sorma. Yorgunluğun, uykusuzluğun yetmiyor mu be abi? Gece yarılarına kadar para kazanacağım diye keman çalıyorsun, bir de benimle uğraşıyorsun. Hadi bari yat artık. Olur mu be koçum? Seni selametlemeden beni uyku tutar mı? Hadi çabuk ol. Hadi Ahmet, hadi güzel kardeşim. Bak sabah oldu. Biraz daha kalkmazsan okula geç kalırsın. Ama okula gitmezsen okuyamazsın. Büyük adam olamazsın ki. Sonra annemin, babamın sözünü de dinlememiş olursun. Bu yumurtayı da sen ye koçum. Onu da sen ye be abi, durmadan bana yediriyorsun. Ben yumurta sevmem bilirsin. Hem can boğazdan gelir Kemal'im. Peki seninki can değil mi be abi? Yemezsin, içmezsin, hep bana, hep bana. Kendini ne zaman düşüneceksin sen? Ulan oğlum, bir yumurta için 1000 laf ettim be. Ye şunu yoksa tıkarım ağzına ha. Abi, hep düşünüyorum da, senin hakkını nasıl öderim ben? Ne biçim laf lan bu? Abi kardeş arasında hak mı olurmuş? Yalnız abi misin ki? Babamsın, anamsın, tek desteğimsin benim. Okullu olduğun nasıl da belli. Cilalı laflar ediyorsun. Hadi biraz çabuk ol, yoksa okula geç kalacaksın. Bugün imtihanım var. Uğurumu ver bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol abi. Gittiğinde çok küçüktüm. Ben senin baban değilim. Yıllardır hep kafamda kurmuştum. Kinimi karşılaştığımızda yüzüne vuracak ama olmuyor. Bir evlat kendisini sevmese bile babasına hakaret edemiyor. Tükür, hakaret et. Bunu hak ettim ben. Senin karşına böyle çıkmak istemezdim. Bir baba evladından utanmamalı. Bir kerecik bile gelip bizi görmedin. Gördüm. Uzaktan gördüm hep. Kollarımı alamadan, sıcacık sarılamadan uzaktan büyüttüm sizi. Yıllar evvel yaraladığın anneme şimdi şifa vermeni istiyorum. Onun ameliyatını ancak sen yapabilir misin? Bu ellerle mi? Bu ellerle mi? O ellerin bir zamanlar beni okşarmış baba.
saçlarımda gezinirmiş. Mutluluk, sevinçler verirmiş. Şimdi anneme hayat versin istiyorum. Yapamam kızım, yapamam. Yapacaksın baba, ama şarap şişeleri bizlerden daha kıymetliyse devam et. Sen ölürken bizi de öldür. İçim rahat yavrularım. Bana bir şey olursa biliyorum ki Ceylan'ım evimin direği olacak. Ahmet'ime hem analık hem babalık edecek. Sen yaşayacaksın anne. Bizim başımızda olacaksın. Seni öpeceğiz. Veda öpücüğü değil anacığım. Uğur öpücüğü. Söyleyebilsem Ceylan'a onu sevdiğimi, taparcasına sevdiğimi, onsuz yaşayamayacağımı, mahalleyi terk ettikten sonra yasa gömüldüğümü. Kendine gel be Tahsin. Sen kim, Ceylan'ı sevmek kim? Biliyor musun Ahmet? Annemle babam uzun bir seyahate çıktılar. Bir süre dönmeyecekler. Onlar dönünceye kadar bu ev ikimize çok büyük gelecek. Hem biliyorsun bu mahallede fazla tanıdığımız da yok. Annemle babam dönene kadar gene eski mahallemize, eski evimize taşınsak diyorum. Ne dersin? Nasıl istersen abla. Canım. Artık okumayacağım efendim. O da nereden çıktı Ceylan? Sen okulumuzun en çalışkan, en efendi talebesisin. Sağ olun efendim. Annemle babam öldükten sonra kardeşimle ben yapayalnız kaldık. Artık o evin reisi ben olacağım. Kardeşimin hem annesi hem babası olacağım. Çalışıp kardeşimi okutacağım. Benim tanıdığım Ceylan bu kadar zayıf değildi. Sen çökersen, yıkılırsan kardeşine nasıl sahip çıkabilirsin ki? Yıkılmayacağım öğretmenim. Çökmeyeceğim. Mücadele edeceğim. Ama o gücü bulmam için zamana ihtiyacım var. Sana rapor vereyim Ceylan. Bir süre istirahat et, kendini topla, moralini düzelt, okuluna dön. Senin gibi çalışkan bir öğrencinin ayrılması hepimizi üzer. Sağ olun hocam, ama kararlıyım. Neler çektim, neler ben bu hayattan neler çektim. Neler ben bu yaşımda. Amanın kim gelmiş? Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Bir de geldin. Sağ olun. Hoş geldin Ceylan abla. Ceylan. Ceylan. Nasılsın Tahsin abi? Hoş geldin mahallemize. Aramıza hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk. Artık bugünden sonra sizlerden, aranızdan hiç ayrılmayacağım. Okulu bıraktım Tahsin abi.
Bundan böyle çalışıp kardeşime bakmaya, onu benim yerime okutmaya karar verdim. Peki ne yapmayı? Nerede çalışmayı düşünüyorsun Ceylan? Hiç bilmiyorum abi. Daha doğrusu hiç düşünmedim. Annemle babamın öldüklerine, bizi yapayalnız bıraktıklarına hala inanamıyorum. Hala yarın geleceklermiş gibi bir his var yüreğimde. Bak Ceylan, bu bir doğa kanunudur. İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler. Bunun önüne hiçbir kuvvet geçemez. Sen de Tanrı'nın yazdıklarına boyun eğecek, kurallarına uyacaksın. Uymalısın. Böyle düşünmekle, üzülmekle hiçbir şeyi düzeltemezsin, anlıyor musun? Dimdik olacaksın. Hayatın acımasız, katı kuralları karşısında yıkılmayacaksın. Onurlu, haysiyetli bir savaş vereceksin. Hem sen yıkılırsan Ahmet'e ne olur, hiç düşündün mü? O daha bebe. Senin sevgine, şefkatine ihtiyacı var. Sen ona moral verecek, yaşamayı sevdireceksin. Söz mü? Söz Tahsin abi. Ha, aklıma gelmişken sorayım. Eski işine ne dersin? Patron Zeynel abi seni sorup duruyor her gece. Ceylan gitti, işler yattı. Keşke gene gelse de istediği kadar para versem diyordu. Yerime kimseyi almadı mı? Senin yerini kim doldurabilir ki kız? Hem biliyor musun? Benim bir arkadaşım var. Senin sesinin hayranı.
Sana ne kadar teşekkür etsem azdır abi. Beni yeniden hayata, yaşama döndürdün. Sus kız, öyle şeyler söyleme. Asıl ben sana teşekkür etmeliyim. Sen olmasan ben nasıl gelirdim buralara? Biliyor musun abi, bu akşam okuduğum şarkıyı çok sevdim. Çok duygulandım. Güzel bir şarkı. Sanki benim hayatımı anlatıyor. Beğendiğine sevindim Ceylan. Arkadaşın çok duygusal bir insanmış. Çok güzel beste yapmış. Onunla tanışmak istiyorum abi. Oldu, söylerim. Evine geldik Tahsin abi. Biliyorum Ceylan, sağ ol. Çıkarayım mı seni abi? Sağ ol, alışkınım, çıkarım. İyi geceler abi. Bu akşam sen de bir başka duygulu çaldın. Şekilde yetiştireceğim. Sizi ona aratmayacağım. Nasıl söylerdim ona? Hayran olan insanın ben olduğumu, besteleri onun için benim yaptığımı. Nasıl söylerdim Ceylan? Bir akıl versene Ceylan. Ne olur beni bu çıkmazdan kurtarsana. Onunla buluşmak, yüreğimi, gönlümü ona akıtmak, her şeyi açıklamak, onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Ama nasıl? Nasıl yapabilirdim ki bunu? Demek arkadaşın tanışma isteğimi kabul etti ha? Evet, kabul etti. Yarın saat 2'de Bebek sahilindeki parkta olacağını söyledi. Hem de çok sevinçliydi. Sabaha kadar uyuyamadım sevincimden dedi. Yarın gelirken bordo dik yaka kazak, siyah deri ceket giyeceğini söyledi, tanıman için. Ben de kırmızılı mavili montumu ve kot etek giyeceğim. Ona söyle Tahsin abi. Neden süsleniyorsun abla? Bir işim var da, temiz park gitmek istedim işte. Bilmem neden, merak etme. 200 saat sonra dönerim. Ben gelene kadar sen de derslerini bitirirsin. Oturur bir güzel yemek yeriz. Olur abla. Ahmet'im, canım kardeşim benim. En büyük varlığım, en büyük umudum sensin. Okuyacaksın, büyük adam olacaksın. Kimseye muhtaç olmayacak, acı çekmeyeceksin. Okuyacağım abla. Büyük adam olacağım. Söz veriyorum sana. Bu kravat sana çok yakışır abi. Ulan oğlum, kravat benim neyime? Olmaz abi. Bir gömlek giy, kravatı da tak. İlk kez buluşacaksınız, seni beğenmesi gerek. Bir kravatla beğenecekse hiç beğenmesin. Vallahi çok yakışıklı oldun be abi. Benimle dalga geçme lan kerata. Olmayacak bu iş. Hangi iş? Besbelli evcilik oynuyoruz be. Tanımam etmem. Niye buluşacağım sanki? Günlerdir Ceylan'la dertleşiyorsun abi. Duymadım, bilmiyorum sanma. Onu çok seviyorsun. Besteler yapıyorsun. Şimdi de kalkmış... Çocukluk say gitsin. Hem şehir kızı benim neyime. Köye beraber döndüğümüzde oradan evlenirim. Benim yerime sen gideceksin. Ben mi gideceğim? Hı. Evet. Neden ama abi? Bu kör halimle, görmeyen gözlerimle beni görmesini istemiyorum. O besteleri benim yaptığımı bilmesini istemiyorum. Dünyasını bir de ben yıkmak istemiyorum. Anladın mı Kemal'im? Saçmalama abi. Kalk git. İzah edersin durumu. Olmaz. Sen gideceksin. Bekletme fakiri. Bir şeyler uydur işte. Şehirden ayrılıyorum falan de. Nasıl izah ederim be abi?
Ulan Hergele, mürekkep yalamış adamsın. Ben mi öğreteceğim sana nasıl konuşacağını? Bir şeyler söyle işte. Hadi benim koçum, bitir şu işi. Ben de Kemal. Neden öyle şaşırdın? Beni beğenmedin mi yoksa? Beğenmek mi? Yok. Şey, tabii beğendim. Şaşırdım biraz. Heyecan da var tabii. Ben de çok heyecanlıyım. Hava çok güzel. Evet, açık ama soğuk. Niye güldün? Halimize. İnsan yüz yüze gelince ne konuşacağını şaşırıyor. Hem de nasıl? Hem şaşkınlık hem heyecandan bir yere gidip oturmayı bile teklif edemedim. Vaktin var mı? Var tabii. Ne duruyoruz öyleyse? Bilmem ki. Seni daha lüks bir yere götürmek isterdim ama hesaplı param var. Yani zengin değilim. Ne iş yapıyorsun? İşsizim. Yani talebeyim. Tıp tahsili yapıyorum. Bunu tahmin edemedim işte. Neyi? Ayrı sınıfların insanlarıyız. Parlak bir geleceğin var senin. Oysa ben bir tavernada şarkı söyleyip öksüz ve yetim kalan kardeşime bakıyorum. Daha açık konuşayım. Sana uygun değilim. Bilseydin bu denli umutlanmazdın. Ben de açık konuşayım öyleyse. Çok güzelsin sen. Beni etkiledin Ceylan. Şimdi sana talebe usulü bir sandviç ısmarlayabilirim. Fark etmez. İşçilerin yaşamı da talebelerinkine benzer. Geçimimi, okul masraflarımı, her şeyimi abim temin ediyor. Ne mutlu sana. İnsanın bir büyüğü olması çok güzel bir şey. Büyüğüm, babam, anam, her şeyim sayılır. Hiç sıkıntı çekmedim sayesinde. Ne güzel. Ya sen? Sen kendinden hiç bahsetmedin. Benim bir erkek kardeşim var, 7 yaşında. İlkokul 1'e gidiyor. Onun da babası, abisi, ablası, her şeyi benim, her şeyi. Tıpkı abin gibi. Yıllar boyu annemle ve kardeşimle beraber babasız yaşadık. Baba hasreti çektik hep. O günlerde sevgili annem ikimizin de hem annesi hem de babası oldu. Sonra bir gün Talih güldü yüzümüze. Yıllar önce bizi terk eden babama kavuştuk. Tam mutlu olduk derken ikisini birden kaybettik. Bir trafik kazasında. Başın sağ olsun. Üzüldüm. Sağ ol. Ona anlattın mı? Kime? Abine. Neyi? Durumumuzu. Biliyor. Hiçbir şeyi saklamam ki ondan. Tahsilin biter bitmez de abimin izniyle evleniriz. Abini tanımak isterdim. Tanımak mı? Şey... Tabii, niçin olmasın? Zamanı gelince tanıştırırım sizi. Sen garip bir kemancısın be Tahsin. Sevmek, aşık olmak senin neyine? Boş yere umutlandın. Boşuna hayallere kapıldın. Ceylan pırıl pırıl bir genç kız. Bahar gibi. Çiçek gibi bir kız. Bir sakatlığı yok. Oysa senin. Daha dünyanın nasıl olduğunu, ne olduğunu, şeklini, rengini bile bilmiyorsun. Kar ne renk yağar, güneş nasıldır, deniz ne renktir, bunları bile bilmiyorsun. Kalkmış aşık oluyorsun. Hakkın yok buna. Hakkın yok.
Abi? Kemal? Ders mi çalışıyorsun Kemal'im? Dalmışım abi. Yatağına yatsaydın koçum. Böyle buralarda uyursan üşürsün aslanım. Ha, sahi. Ne yaptın? Söyledin mi Ceylan'a? Evet, söyledim abi. Bu iş bitsin dedim. Kırıldı mı? Üzüldü mü zavallı? Şey, pek önemsemedi abi. Yani üzülmedi. Girin. Hazırım Tahsin abi, çıkabiliriz. Bu akşam seninle biraz konuşmak istiyorum. Fikir danışmak istiyorum. Bana sıcak bir çorba ısmarlar mısın eve gitmeden önce? O nasıl söz? Tabii ısmarlarım. Hadi yürü bakalım. Hadi ama, meraktan çatlatacaksın beni Ceylan. Ne söyleyeceksen söyle. Benim için şarkı besteleyen arkadaşınla dün tanıştım Tahsin abi. Ne kadar yakışıklı, ne kadar duygulu bir insanmış. Görür görmez aşık olduk birbirimize. Ne oldu Tahsin abi? Şey, Sevinç'ten herhalde. Adı Kemal'miş. Tıp fakültesinde okuyormuş. Okulunu bitirir bitirmez benimle evlenmek istediğini söyledi. Ne o? Sevinmemiş gibisin abi, yoksa... Sevinmez olur muyum hiç? Dünyalar benim oldu sanki. Çok. Ama çok sevdiğim kardeşimle... canımdan çok sevdiğim arkadaşım... birbirlerine aşık olmuşlar. Arkadaşımın okulu bitince evleneceklermiş. Bundan daha iyi haber olur mu benim için? Allah Mesut bahtiyar etsin şimdiden. Düğünümüzde keman çalacaksın değil mi abi? Çalmaz mıyım be? Hem de sabaha kadar. Abi, sen ağlıyorsun. Yok bir şey. Sevinçten. Thank you.
Neden geç kaldın abi? Seni çok merak ettim. Bilirim. Beni düşünürsün. Mutlu olmam için her şeyi yaparsın. Yapmaz mıyım abi? Canımı istesen vermez miyim? Neyin var senin abi? Vuruldum. Kalleşçe arkadan vurdular beni. Kim vurdu abi? Sen vurdun. Ben mi? Sen yalan söyledin. Sevdiğime göz diktin. Başkası yapsaydı bu kadar koymazdı. Ama senin yapman yüreğimi dağladı. Bu gece Ceylan'da konuştuk. Her şeyi anlattı. Birbirinizi sevdiğinizi, okulu bitirir bitirmez evleneceğinizi söyledi. Bana vazgeçtim demiştin. Bir oyundu demiştin. Sen de fırsat bildin bunu değil mi? Hayır. Gerçeği anlatacaktım ona. Ama yüzünü görünce birden çarpıldım. Sevdim. Yüreğime ateş düştü. İnan ki elimde değil bu. Sanki dünyama bir güneş doğdu. Sen ittin beni bu sevdaya. Sus ulan, sus! Koynumuzda yılan beslemişiz bunca yıldır. Doğru, besledin beni. Anam oldun, babam oldun sırası gelince. Canından can kattın bana. Ama şimdi kaşıkla verip sapıyla gözümü çıkartıyorsun. Yıktın beni. Kalleşler yıkılmazlar! Bana mı söylüyorsun? Ciğerim, yüreğim dediğin kardeşine mi söylüyorsun? Doğruyu söylüyorum. Bir aptal olduğumu anlattın bana. Ezdin, sömürdün beni. Abimsin benim. Değilim ulan, değilim. Belki de sarhoşum. Yoksa sana kötü söz eder miyim? Kıyar mıyım hiç? Oldu bir yanlışlık. Abinim senin. Döverim de, söverim de elbet. Ama senin için dünyayı yıkarım. Gel, gel Kemal'im. Öp elimi, unutalım aramızda geçenleri. Unutalım kardeşim. Unutmayacağım, asla unutmayacağım ben. Kemal. Kemal dur gitme. Kemal. Bugün bir tersliğin var üzerinde, hiç konuşmuyorsun. Oysa önceki buluşmalarımızda ne güzel sözler söylerdin bana. Yüreğim sımsıcak olurdu. O günlerden söz etme artık. Etmem peki. Nasıl olsa yanımdasın, umudumsun, her şeyimsin. Sana söyleyeceklerim var Ceylan. Önce beni sevdiğini söyle. Bugün hiç demedin çünkü. Daha önemli bir mesele var. Biz... Evet, biz ayrılmalıyız Ceylan. Neden Kemal? Sebep sorma bana. Kader de geç. Şaka yapıyorsun. Beni denemek istiyorsun. Ayrılırsam üzülür mü acaba diyorsun. Açık konuşayım Kemal. Senden ayrılırsam belki de yaşayamam. Saçmalama. İlk ayrılan biz değiliz. Neyin var senin? Daha dün beni sevdiğini söylüyordun. Benim aşığımsın diyordun. Bu kadar kolay mı her şeyi unutmak? Çok düşündüm. Beraber olamayız. Sevgimizi yaşatamayız. Haklısın. İlk gün demiştim sana. Yarınları olan birisin sen. Zengin olmadığımı anladın. Düşündüğün gibi değil. Biz ikimiz severken ayrılanlardanız. Peki ama niçin? Sebep sorma.
yok kardeşim. Hiçbir şeyim yok. Ağlamıyorum ki. Sana öyle gelmiştir. Öyleyse neden yatmıyorsun? Uykum kaçtı be güzelim. Sen neden kalktın? Tuvalete gidecektim de. Hadi tuvalete git, sonra da gel beraber koyun koyuna yatalım. Oldu mu? Şaşırdım biraz. Heyecan da var tabii. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Hava çok güzel. Evet, açık ama soğuk. Niye güldün? Ben hazırım abla. Biliyor musun abla, seni çok seviyorum. Biliyorum Ahmet, ben de seni çok seviyorum. İyi geceler ablacığım. Sana da güzelim. Çok durgunsun. Yoksa bir derdin mi var? Yo, sana öyle gelmiştir abi. Yalan söyleme. Ben seni tanımaz mıyım? Yeni kemancı ile anlaşamadık da. Herhalde ondandır. Sahi sormayı unuttum. Tahsin abi neden gelmedi? Bilmem ki Ceylan. Hiçbir haber vermedi. Aramızda bir şey de geçmedi. Birdenbire gelmedi işte. Yoksa hasta mı? Bu akşam iş dönüşü uğrar bir bakarım abi. İyi olur. Hayrola Ceylan, bu saatte? Tahsin abi bu gece işe gelmedi de, hasta mı diye merak ettim. Sabah erkenden çıktı gitti kızım, bir daha da görmedim. Sağ ol teyze, iyi geceler. Sana da kızım. Bir derdi mi var yoksa kızım? Kötüyüm, çok kötüyüm Zeynel abi. Annemle babamın ölümünden sonra, bir de Kemal'in sebepsiz yere beni bırakıp gitmesi dünyamı alt üst etti. Kemal de kim? Benim için beste yapan biri. Sonra tanıştık bir gün. Sevdik birbirimizi. Ama bir gün çekip gitti sebepsiz. Oysa ne umutlarla bağlanmıştım ona. Bütün dünyam renklenmişti. Ama şimdi karanlık, kapkaranlık. Bak Ceylan, seni kızım gibi severim bilirsin. Senin mutluluğun içinde,
her şeyi yapmaya hazırım. Yarın sabahtan itibaren Kemal'i İstanbul'da beraberce arayacağız. Yerin dibine girdiyse bile bulacağız. İnan bana. Hadi sil gözyaşlarını. Ceylan ablan evde mi yavrum? Evde. Çağırsana. Abla! Hoş geldin Zeynel abi, buyur. Hoş bulduk. Salon tıklım tıklım doluydu. Seyirciler sen çıkmayınca isyan etti. Neredeyse gazinoyu dağıtacaklardı. Ne oldu sana böyle? Bu küçük yaşımda
yaşadığım olaylar beni 1000 yıl yaşlandırdı abi. Yıktı, kül etti. Dayanacak gücüm de sabrım da kalmadı artık. Bütün bu olanlardan sonra sahneye çıkıp da nasıl şarkı söylerim ben, nasıl eğlendiririm milleti? O yüzden bu defteri kapattım abi. Neler söylüyorsun sen Ceylan? Evet abi, bu iş benim için artık bitti. Beni birazcık seviyorsan, senden son bir isteğim var abi. Hayrola kızım? Son kez, son bir kez beni sevenlerin, beni bugüne getirenlerin karşısına çıkacağım. Fakir çocuklar yararına bir konser vereceğim. Yalnız bir şartım var. Bütün gelir anasız, babasız kalmış çocuklara bağışlanacak. Ben yaşamadım, onlar yaşasın. Ben gülmedim, onlar gülsün bu zalim dünyada. Acılarına, kahırlarına 1000 kat daha eklenmesin. Onlar yaşasın be abi, onlar yaşasın, onlar yaşasın.
Kemal, bizi ölüm bile ayıramaz diyordun. Ama ayrıldık, hem de hiç sebepsiz. Bir kez daha yıkılmıştım beni terk ettiğinde. Bir kez daha yenilmiştim. Abim benim. Tahsin abi. Ceylan. Affedersin abi. Üzdüm seni. Bırak şimdi özür dilemeyi. Hayatımın en güzel, en anlamlı gününü yaşıyorum. En sevinçli günüm. Bir yanda canımdan çok sevdiğim kardeşim. Diğer yanda da gelinim. O kötü günler geride kaldı artık. Bundan böyle yalnız birbiriniz için yaşayın. Birbirinizi sevin, sayın, kırmayın birbirinizi. Şu üç günlük dünyada insanlar mutlu, umutlu yaşasınlar. Doğacak çocuğunuza benim ismimi verin. Sizin şu tertemiz, minicik yüreğinizde öldükten sonra da yaşamak istiyorum. De adettir gelin. El öpülür. Abi, abim benim. Gelinim. Sizi böyle mutlu görünce anladım ki çileli hayatım boşa gitmemiş. Ne mutlu bana. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Hadi bakalım. Sarılın birbirinize de şu eskimiş yüreğim huzur bulsun.